Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi burada bugün yani 7 Mart 2019 tarihinde Microsoft Teknoloji Zirvesi düzenleniyor. Biz de zirveye geldik. Tabii zirvede neler var? Onu baştan birazcık kısaca anlatayım isterseniz. Microsoft iş ortaklarının çeşitli sunumları yapıldı burada ve dijital teknolojilerin hayatımıza 2019'unda ne gibi katkıları olacağı konusunda birçok bilgiler, örnekler ve çeşitli hikayeler burada anlatıldı. Biz de hem bu teknoloji zirvesini gezdik hem de Microsoft CTO'su Onur Koç'tan firmanın bu yıl yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgi alırken yapay zeka kavramının hayatımıza olan etkileri ve teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızı nasıl değiştireceği konusunda bazı sorular sorduk. İşte hem teknoloji zirvesi hem de Onur Koç'tan aldığımız yanıtlar, hep beraber izleyelim. Yapay zeka teknolojileriyle farklı endüstriler nasıl değişiyor? Bu önemli bir parçası. Endüstri bazında farklı seanslarımız var. Farklı endüstrilerde gerek yapay zeka gerek farklı teknolojilerin o endüstrileri nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Bütün bunları anlatırken Türkiye'den örneklerle anlatıyoruz. Türkiye'den iş ortaklarımız, onların çözümleri, müşterilerimizle yaptığımız projeler, startuplar. Bunlardan anlatıyoruz çünkü Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz ve hakikaten yeni teknolojilerin gücüyle farklı sektörlerde çok güzel işler yapılıyor. Bunları göstermeye çalışıyoruz ve en büyük arzumuz da bu örneklerin, dünya çapında örneklerin Türkiye'den çıkartmaya devam etmek. Aslında en kısa şekilde böyle özetleyebiliriz. Tabii. Şu anda Microsoft'un bir kere bir çözüm tarafında, akıllı bulut platformu üzerinde sunduğumuz hizmetler var. Yapay zeka projeleri yapmak çok artık ucuz, çok kısa, elinizin altında. Bir de bulut platformu üzerinde servisler var. İşte kognitif iletişimsel servisler dediğimiz programların konuşmasını, duymasını, görmesini sağlayan servisler. Makine öğrenimi dediğimiz bu veri analiz eden, anlamlandıran, modellendiren servisler. Bot dediğimiz bu işte bot framework, yazılım robotlarının yazılmasını sağlayan, kolaylaştıran servisler. Farklı cihazlardan, sensörlerden gelen datanın analiz edildiği, kolayca anlamlandırabildiği servisler var. Türkiye'de de bir taraftan da bu çözümleri kullanırken bir taraftan da insanları eğitmeye çalışıyoruz. Cloud Society adı altında verdiğimiz dersler var. Arkadaşlar Cloud Society'ye giderlerse internetten görecekler. Sırf yapay zekada 50 tane ders var. Alıp sonra sertifika alabilecekleri. Startupları destekliyoruz. 1000'in üzerinde startup destekliyoruz. Ve sonrasında da ekosistemde artık Microsoft'un şu anda Türkiye'de 150 bine yakın insan çalışıyor. Bunların çoğu artık teknik tabanlı olmaya başladı. Dolayısıyla veri konusunda uzman olan, sadece data scientist demiyorum yani veri anlamlandırabilen, veriye dayalı karar verebilen, veri tabanlı çözümler üretebilen insanların buradaki rolü ve kariyerleri de çok önemli bizim için. Yani hem çözüm tarafında, hem eğitim tarafında, hem startup tarafında, hem de ekosistemdeki iş gücü tarafında bayağı bir çalışıyoruz. Markalara daha önce akıllarına gelmeyen deneyimler sunmalarını sağlıyor ya da çözmeye çalışıp da çözemedikleri. Yani bugün sabah mesela örneklerini gördük. İşte Moda'dan örnek verdik. Bir alışveriş deneyimi tamamıyla değişti. Elinizde bir fotoğraf var. Sevdiğiniz bir tişört veya ceket.
Siz bu tişörtle nasıl bir pantolon gider, nasıl bir ceket gider, hangi akşam yemeğinde veya daha böyle formal bir toplantıda o tişörtü veya ceketi neyle tamamlamalısınız? Yapay zeka size bunları anlatabiliyor. Veya bir bankaysanız, bugünkü sabahtaki örnekte, bankada hiç böyle kimlik göstermeden bankaya giriyorsunuz, sizi tanıyor, sizin işlemlerinizi biliyor, duygu halinizi tanıyor. Hatta kötü niyetli bir insansanız sizi hemen uyarıyor oradaki kişileri ve anında bütün bunları hiçbir kart bilgisi girmeden sizi tanıyarak yapıyor. Veya üretim sektöründe işte Ford'dan örnekler verildi. Bugün enerji, çalık enerjiden örnekler verildi. Yani bildiğimiz enerji üretimi üreten şirket veya kamyon üreten şirketler artık katma değerli yazılım üretiyorlar. Yani sattıkları kamyonla birlikte yepyeni bir yazılım veriyorlar. O kamyonun nasıl kullanıldığını gösteren, nerede olduğunu gösteren, ne zaman servise gitmesini gerektiğini veya Çalık Holding örneğinde rüzgar güllerinden gelen datayı analiz eden, ondan sonra o rüzgar güllünün potansiyeli nedir, acaba doğru mu yerleştirilmiş veya problem var mı, olasılığı nedir ki hani problem çok büyük bir hale gelmeden çözülsün gibi birçok örnekler sayabiliriz. Bunlar artık hani hayatımızın, hani gelecekle ilgili senaryolar bile değil. Şu anda bu sabah demolarını yaptığımız gerçek hayattan örnekler. Şimdi ben şöyle, ben veriye dayalı konuşmayı çok seven bir insanım işim gereği. Şimdiye baktığınızda Türkiye'nin yazılım ihracatı 1 milyar dolar. Geçenlerde bir toplantıda Kerevitas'ın balıkçı bir şirketin genel müdürüyle tanıştım. Onlar da 1 milyar dolar. Bir balık, Türkiye'deki balık ihracatı da 1 milyar dolar. Düşünsenize, yazılım da balık ihracatımız hemen hemen eşit. Aslında bu doğru değil. Yazılım sektörünün çok daha büyük, belki de 80 milyar dolar, 60 milyar dolar ihracatı yapıyor olması lazım. Dünyaya göre bu anlamda biraz gerideyiz. Yani patent sayısı, ürettiğimiz endüstriyel dizayn çözümler sayısı da az. Ama bulut teknolojileri bize bu aradaki açığı, farkı kapatma şansı veriyor. Mesela örneklerini de görmeye başladık. Biraz önce anlattığım senaryolarla çok farklı deneyimler sunuyorlar şirketler. Veya işte Microsoft Citrus Data'yı satın aldı, Alibaba Trendyol'u satın aldı, oyun şirketlerimizin, dünya çapındaki Zynga oyun şirketlerimizden birkaçını satın aldı. Atlassian diye bir şirket gitti, Opsgenie'yi satın aldı. Şimdi 5-6 tane şirketi topladığınızda toplam dünyadan Türkiye'de alınan bu Türk şirketlerinin toplam değeri 2,5 milyar dolar. Yani 6 tane şirketin yarattığı değer Türkiye'nin yazılım ihracatının 2017 rakamları 2,5 katı. Yani düşünsenize, demek ki bu şirketlerin ortak özelliğine veya biraz önce saydığımız inovatif çözümlerin ortak özelliğine farklı endüstriler. Ama hepsi bulut tabanlı, hepsi çok hızlı ve inovatif çözümler, hepsi sadece Türkiye'ye değil dünyaya satabileceğimiz çözümler. Dolayısıyla bulut teknolojileri işte bu çözümlerin hayata geçmesine, bu değerlerin oluşturulmasında ve aradaki gerek yazılım ihracatı, gerek patent, gerek inovasyon farkının dünyanın büyük ekonomileriyle kapanmasını sağlayan bir araç bence. Yapay zeka ile ilgili birçok örnek göreceğiz. Yani artık biz hemen hemen her hafta, hemen hemen her gün neredeyse yeni bir iş modeli, yeni bir proje önümüze geliyor ve temelinde bu bir startup'ta, iş ortağı da veya bir müşteri de oluyor. Hep yapay zeka ve veri tabanlı çözümler oluyor. Ve dolayısıyla ben özellikle finansta, üretimde, ayrıca kamu servislerinde, sağlıkta, yani gerçekten Türkiye için çok çok kritik olan perakende ve alışveriş deneyimlerinde çok farklı inovatif servislerin hayatımıza geçeceğini, biraz önce konuştuk bir kısmını, düşünüyorum. Ve bu 2019'da bunların çoğu zaten hayalden çıkıp hayatımızın parçası olacak. Bugün burada gördüğümüz demoların, örneklerin hepsini kullanıyor olacağız. İşin dijital transformasyon tarafında da yani sektörler artık çok rekabetçi. Sadece eskiden finans öndeydi bir miktar rekabetçilik ve inovasyon anlamında sert ve
bir rekabetçilik vardı. Ama şu anda bütün sektörler öyle. Bütün sektörler global olmaya başladı. Dolayısıyla Türk şirketlerinin, Türk üretim şirketlerinin, Türk yazılım şirketlerinin, Türk finans şirketlerinin bu global anlamda rekabetçilikte ön plana çıkabilmeleri için bu yeni teknolojileri kullanarak yeni deneyimler sunmaları gerekiyor. Sadece Türkiye değil, Türkiye dışına taşan deneyimler sunmaları gerekiyor. Bence 2019'da bunun için önemli bir yıl olacak. Yani bu önümüzdeki bu yıl içerisinde yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın temeli olacak gibi geliyor bana. Evet, adı Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka. Tüm telifini Darüşşafaka'ya veriyoruz. Üçüncü baskısına gidiyor şu anda. Yani amacımız aslında burada konuştuğumuz senaryoları anlatan, insanın yaratıcılığı, hayal gücü neden çok önemli, neden bizi hep programlardan farklılaştıracak ve biz bu teknolojileri daha iyi bir dünya yaratmak için nasıl kullanabiliriz, onu anlatan bir kitap. Enerji dolu, umut veren, çünkü teknoloji deyince, yapay zeka deyince insan hep endişeyi aklına getiriyor ama kitabın içerisinde biz beynimizi nasıl bu pozitif senaryolara yönlendirebiliriz örnekleriyle anlatmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim bilgi için. Ben teşekkür ederim. Bir Microsoft Teknoloji Zirvesi'nin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yapay zeka, dijitalleşme hem 2019 yılında hem de ilerleyen dönemde hayatımızın önemli kavramlarından, önemli konularından bir tanesi olacak. Bununla ilgili spesifik örnekleri, özel örnekleri de yine bu zirvede izleme, görme imkanı bulduk. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.